Merhabalar. Bugün yepyeni bir sanatsal video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kara kalem saç nasıl çizilir onu birlikte göreceğiz. Ancak başlamadan önce kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Bunun için öncelikle bir portreye ihtiyacımız olacak. Ben de dolayısıyla videoda daha fazla yer kaplamaması adına önceden yaptığım bir portreyi gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi saçları birlikte yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle saçları ana hatlarıyla çiziyoruz. Daha sonra tonlamasına geçebiliriz. Öncelikle ben HB bir kalemle başlamak istiyorum. Kağıdımızın kirlenmemesi için elimizin altına şöyle temiz bir kağıt koyuyoruz. Şu şekilde ve böylece kirlenmemiş olur. Evet, tonlamaya başlayabiliriz. 2B değil de HB ile başlamak istiyorum öncelikle. Şu şekilde saçların çıktığı yerlerden. Saçın şekline göre arkadaşlar, bakın şu şekilde. Hangi yöne doğru gidiyorsa şekline göre kaleminizi çekmeniz gerekiyor. Bir de şimdi şöyle de saçlarımız olsun. Thank you.
Bunu yaptık. Şimdi şu üst taraftan da aynı şekilde yapalım. Şöyle saçları. Evet, şimdi 2B kalemimi alabilirim. Bu arada evet, 2B kalemini alıyorum. Ve arkadaşlar şimdi birazcık daha tonlamasına başlayabiliriz artık. Şekilde. Şu diplerden daha koyu yapıyoruz dip taraflarını. Gittikçe kalemin basıncı ve tonlaması azalıyor. Yumuşak oluyor. Aynı zamanda ışık yansımasını da sağlamış oluyoruz bu şekilde. Buralara daha az ışık ulaştığı için buralar birazcık daha kolay, daha koyu. Hatırlarsanız bu çizgi stilini daha önceki
kirpik, dudak ve göz çizimlerinde göstermiştim size. Şu şekilde gittikçe azalan bir çizgi stili bu. Tek renk değil yani. Her yerde homojen bir renk söz konusu değil. Kök kısmından daha koyu, uçlara doğru gittikçe azalan bir tonlama söz konusu. Yani gittikçe eriyor çizgi. Bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde daha az tonlama olacaktır. Gözünüze hoş ve estetik gözükmesiyle ilgili bir şey. Bir de modelinize bakarak çizdiğinizde daha iyi gözlem yaparak daha düzgün çizebilirsiniz. Şayet bir modelden çalışıyorsanız, fotoğraftan çalışıyor iseniz de fotoğrafı incelemeniz gerekir. Sık sık fotoğrafa bakarak veya modelinize bakarak daha doğru çizim yapabilirsiniz. Bu olmazsa olmaz bir gerekliliktir resim için. İyi gözlem yapmak lazım. Yani şöyle diyebilirim size. Çizmekten çok gözlem yapmak, yani bakmak çok daha önemli. Çünkü bu şekilde doğru şekilde çizimi sağlayabilirsiniz. Evet, şu diplerden de arkadaşlar. Oynaştırıyoruz. Şuralardan da aynı şekilde. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. 2B kalemi de tamamlamış olduk. Evet. Bakın bu aşamaya getirdik. Şimdi yumuşak bir ipek fırçayla bunları biraz tonlamasını kaynaştırıyoruz bunları. Yumuşak bir doku, tatlı bir geçiş sağlıyoruz. Evet, ışığımızı kaybetmiyoruz hiçbir şekilde. Çok önemli. Burada da aynı tıpkı kalemde olduğu gibi çizgimizin yönüne doğru çekiyoruz fırçamızı da.
Elle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şayet bir fırçanız yoksa bunun yerine bir peçete de kullanabilirsiniz. Hafifçe bastıraraktan. Şimdi gelelim daha koyu yapmaya. Şimdi de 6B kalemini kullanacağım. Şuradaki kısımları, daha koyu olan kısımları arkadaşlar. Şimdi şunu alabiliriz arkadaşlar. Biraz da şundan kağıt kalemle.
tekrar fırçamı alıyorum. Birazcık daha yumuşak bir geçiş olsun istiyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bu haftalık da bizden bu kadar. Her zaman dediğimiz gibi biz sadece size yol gösteriyoruz. Zenginleştirmesi ve daha iyisini yapmak size kalıyor. Bir başka sanatsal programda görüşmek dileğiyle esen kalın.